Herkese merhabalar. Bugün maymun çiçeği hastalığını anlatmak istiyorum. Herkesi merak ettiği, bu koronavirüsten sonra bir de maymun çiçeği çıktı karşımıza. Şimdi de herkes maymun çiçeğini konuşuyor. Daha yeni koronavirüsü atlatmadık daha bir de maymun çiçeği çıktı karşımıza. Peki bu maymun çiçeği nedir? Belirtileri nedir? Teşhisi nedir? Tedavisi nedir? Bunları konuşmak için bu videoyu çekmeye karar verdik. Maymun çiçeği hastalığı, maymun çiçeği virüsü tarafından ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu aslında kökeni daha 1958'li yıllara dayanıyor. İlk olarak maymun kolonilerinde ortaya çıktığı için maymun çiçeği hastalığı olarak ismi kalmış ve bu daha sonra 1970'li yıllarda çiçek aşısı yapıldığı zamanlarda kendini göstermiş ama çiçek hastalığını korumak için yapılan çiçek aşısının koruyucu etkisinden dolayı genelde bu maymun çiçeği hastalığı çok ortaya çıkamadan genelde ortadan kaybolmuş. Ama yeni şimdi maymun çiçeği hastalığı ortaya çıktı. Bu daha çok Afrika gibi yerlerde kendini gösteren bir hastalık ve kemirgenlerden bulaşıyor aslında. Bu kemirgenlerin taşıdığı bir virüs ve ne oluyor? Bu virüs genelde kuluçka dönemi 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Aslında çiçek hastalığına benzer belirtiler yapıyor. Ne yapıyor? Ateş, titreme, yorgunluk, kas ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ama çiçek hastalığından bir farkı var ki bunda lenf bezlerinde şişme var. Yani lenf bezlerinde şişme oluyorsa özellikle lenf bezleri boyunda, kulak arkasında, kasıkta böyle lenf bezlerinde bir şişme de beraberinde oluyorsa ve ateşten 1 ila 3 gün sonra yüzden başlayan, vücuda yayılan döküntüler ortaya çıkıyorsa, çiçek benzeri döküntüler, kızarıklıklar gibi döküntüler ortaya çıkıyorsa o zaman aklımıza maymun çiçeği hastalığı gelmeli. Özellikle de yurt dışından gelen insanlarla temas etmişsek veya kemirgenlerle temas öykümüz varsa o zaman aklımıza maymun çiçeği hastalığı gelebilir. Ama merak etmeyin, maymun çiçeği hastalığı koronavirüs kadar böyle çok yaygın değil, yaygınlaşması da çok kolay değil. Çünkü bu böyle kolay karşıdaki kişiyle kolay kolay bulaşabilen bir hastalık değil. Maymun çiçeği hastalığı peki nasıl bulaşıyor? Genellikle daha yakın temasla bulaşıyor. Yani insandan insana tabii ki geçebilir. Çok yakın temas ediyorsanız, salgılarınız karşıdakine temas ediyorsa bulaşabilir. Genelde maymun çiçeğiyle temas edenlerde veya salgılarıyla bu döküntülerindeki döküntülerine temas etmeyle veya bu vücut şeylerinde kullanılan malzemelerde temas eden malzemelere dokunmakla bulaşabilir. Bu sebepten dolayı genelde daha yakın temas gerekiyor. Yani aynı ortamda bulunmak, aynı ortamda solumak bunlarla genelde bulaşmıyor ama salgılarımız temas ediyorsa o zaman bulaşabilir veya maymun çiçeği hastalığı taşıyan kişinin eşyalarıyla veya kullanılan malzemelerini temas etmişsek yine bulaşabilir. Cinsel ilişkiyle bulaşabilir çünkü yakın temastan dolayı onda da bulaşma şeyi vardır. Bu sebepten dolayı maymun çiçeğinin belirtilerinin iyi bilinmesinde fayda var. Demek ki belirtilerini şöyle tekrardan değerlendirecek olursak ateş, titreme, baş ağrısı, aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir ve beraberinde de lenf bezlerinde şişlik olur. Onun için boyunuzda, boğazınızda, kasıklarınızda, ondan sonra koltuk altlarınızdaki lenf bezlerinde şişme, büyüme varsa ve genelde ateş çıktıktan 1 ila 3 gün sonra vücudunuzda döküntüler ortaya çıkmışsa, çiçek benzeri döküntüler ortaya çıkmışsa o zaman ne yapmak gerekiyor? Bunlar maymun çiçeği hastalığı düşünmek gerekiyor. Çiçek hastalığına benzer belirtiler netice olarak ama lenf bezleri şişmişse demek ki burada maymun çiçeği hastalığı aklımıza gelmeli. Peki teşhisini nasıl koyacağız? Böyle belirtilerimiz var. Ne yapmamız gerekiyor? Bunların içinde PCR testleri kullanılabiliyor. PCR testleriyle bu maymun çiçeği virüsünün vücutta olup olmadığı değerlendirilebilir. Bu da tabii ki bunların PCR testleri de yeni ortaya çıkacaktır. Bu yeni bir hastalık olduğu için bu da birçok laboratuvarlarda yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Şu anda belki sadece sağlık kurumları, devletin sağlık kurumlarında yapılan testlerdir bunlar ama yakın zamanda onların da testleri ortaya çıkacaktır. Peki bu belirtiler var. Teşhiste konuldu maymun çiçeği diye bir hastalığın teşhisine koyduk. Ne yapacağız? Tedavisi var mı? Kullanılan antiviral tedaviler var. Bunlardan korumak için aşısı da kullanılabiliyor. Normal çiçek aşısı yanında bunun için geliştirilen aşılar da var. Amerika'da ruhsat alan aşılar da var.
Bunlar da yakın zamanda ortaya çıkıp kullanılmaya başlayacaktır ama çok fazla olmadığı için böyle salgınlar şeklinde kendini şu an için gösteren bir durum olmadığı için korkulacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Ama yakın zamanda nasıl gelişecek, bu pandemi şeklini alacak mı, çok fazla yayılım olacak mı? Bunu görmek gerekiyor. Böyle bir şeyler olursa tabii ki ona göre tedbirler önümüzdeki günlerde alınacaktır. Bunun için korunma açısından özellikle aileler ne yapmak gerekiyor? Çok yakın temas etmemeyi, insanlarla çok yakın temas etmemeyi ve temas ettiğimiz eşyalardan sonra sık sık el yıkama alışkanlığını zaten pandemiden dolayı kazandık, ona devam etmeyi ve mümkün olduğu kadar salgılarımızın temas etmemesi için çok yakın oturmama gibi, mesafe koymak gibi önlemler bizim için maymun çiçeği hastalığından korumak açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Maymun çiçeği hastalığı belki el ayak hastalığıyla biraz karıştırılabilir. Onun için el ayak hastalığı içinde ne yapmak gerekiyor? Özellikle lenf bezleri tutuluyor mu, tutulmuyor mu onu değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten bir el ayak hastalığıyla maymun çiçeği karıştırılabilir. Çünkü onda da döküntü var, onda da ateş var. Onun için ne yapmak gerekiyor? Bu lenf bezlerini tutuyor mu, tutmuyor mu diye bunu değerlendirmek gerekiyor. Ve buna göre belki bir ayrım yapılabilir ve özellikle belirtilerin ciddiyetine göre, şiddetine göre ve gidişatına göre değerlendirmek gerekiyor. Genelde bildirilen bu hastalıktan ölüm oranı 10 kişiden 1 olduğu düşünülüyor. Yani %10 ölüm riski olduğu bildirilmiştir. Yakın zamanda bunlarla alakalı testlerin gelişmesi ve vakaların sayısı artma olursa daha fazla deneyim kazanarak belki farklı önlemlerde gündeme gelecektir. Çocukların anaokulunda oyuncaklarının paylaşmasını, aynı oyuncakları temas etmemek belki faydalı olabilir veya sık sık temizlik yapmak gerekiyor. Onun için aslında artık toplu yerlerde oyuncakların kullanılmasının, biraz daha çocuğun kullanmasının önüne geçmek belki faydalı olabilir. Çünkü temasla da, yani bir maymun virüsü hastalığı taşıyan birinin temas ettiği bir oyuncakla yine bulaşma ihtimali olabilir. Bu sebepten dolayı da ne yapmak gerekiyor? Buna dikkat etmekte fayda olabilir. Evet, maymun çiçeği hastalığını da konuşmuş olduk. Güncel videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Ahmet Akçay YouTube kanalına abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ahmet Akçay YouTube kanalı dışında Alerji Doktoru Instagram sayfası ve TikTok sayfasını takip ederseniz seviniriz. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.